Arkadaşlar, herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Size minnak kızımı göstereceğim. Minnak kızımız bu. Annem yavrum, yavrum. Ne oldu mini? Mini mini? Ne oldu bakayım? Ne oldu? Ne oldu mini? Ne oldu mini 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 mini? Annem benim minime bak sen ya. Büyümüş de. Kık 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 gidiyor. Baba da burada tabi. Onu evladı olarak görmüyor. Makinede çıktığı için. Tabi bizim minnak ördeğimiz nerede? Onu arıyor muhtemelen bu. Yani ileride ne olacak arkadaşlar bilmiyorum. Yani çiftleşecekler mi ördekle beraber? Allah bilir. Bu arada sapı gördüğüm gitti. İş yerinde bir arkadaşa verdim. Çünkü çok sapıktı. Bu kazımı hiçbir şekilde rahat bırakmıyordu. Neyse ki kazım da rahat erdi. Ha, paşa geliyor paşa. Paşa geliyor. Paşa geliyor. Minnak kızımın kankası geliyor. Evet, paşam geliyor. Paşa geldi. Ona kadar o kazdan daha büyük görünüyor arkadaşlar. Paşam geçiyor şimdi. Can dostunu buldu. Can dostunu buldu. Bir de kanat yap. Ay maşallah maşallah. Arkadaşlar bir maşallah çekmeyi de unutmayalım. Bu sene gurt kazımla alakalı arkadaşlar merak edenler için muhtemelen 7 tane dolu, diğerleri boş. Diğerleri boş olduğu için attım. Daha doğrusu kırıp içi bozulmamış tam olarak. Birazını köpek yedi, birazını kediler yedi. Kabuklarını da kazlar yedi tabi. Şu an muhtemelen çiftleşecekler. Dişi istiyor. Bakalım ne olacak. Havuzumuzda temizledik arkadaşlar. Bu kazımda hiçbir kanadı kalmadı. Tüy değiştiriyor. Şuna bakın. Dıpdızlak kaldı. Ördeğimiz pardon. Bu yeni ördekten çiftleşmek istiyor bu. Ancak yenisi daha çiftleşmeyi bilmediği için öyle bir girişimde bulunmuyor. Ancak onun kanadında bir problem var arkadaşlar. Hep dışarıya sarkık oluyor. Yani kırık gibi aynı. İçeriye katlayamıyor. Ha, geldim huzur. Hadi lan siz de işinizi yapın hadi. Hadi. Kur yapıyor kadın sana görmüyor mu? Hadi. Hadi bakalım. Hadi göreyim seni. Bak izliyorlar hadi. Hadi göster kendini. Hadi oğlum benim. Ne oldu minnak? Mini. Mini 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 yavrum. Yavrum benim yavrum. Kocaman oldular maşallah ya. Zaman su gibi akıyor. Bu arada dişi çiftleşmek istiyor da erkekte de halen tık yok. Yapacak da kendini hazırlamaya çalışıyor galiba. Hadi oğlum. Hadi aslanım benim. Bak tazavrat ediyorum tazavrat. Hadi oğlum benim. Acıkmış yavrum. Geç yavrum geç. Geç pamuğum geç. Geç benim pamuğum benim. Geç 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 geç. Geç oğlum yum yum yum. Yum 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 yum. Anam anam anam. Yavrum bu ya. Pamuk pamuk. Pamuk. Hala bunlarda bir icraat. Heh, erkek bu sefer bastırdı. Dı. Nazar değdi. Onu başaracak. Evet. Allah Allah. Dişi kaçıyor mu ya çiftleşirken? Çiftleşmek de istiyor aslında. Kur da yapıyor. Yani gösterip bak. Bak. Onun üzerine çıkmaya çalışıyor. La oğlum bırak. Ha, geç oğlum. La oğlum kafasına basacağım. La Allah'ım yarabbim. Huzur çökmüyor aşağıya. Çöküyordu her zaman. Hadi oğlum. Ay, çökmüyor la. Şerefsiz. Şey yapıyor ya. Huzurluk. Başka bir niyeti yok. Huzurluk yapıyor. Huzurluk. Hadi lan. İzliyoruz. Şu an heyecanla bekliyorum ben de. Çünkü suyu temizleyince biraz istekleri artıyor arkadaşlar. Belki alaycı gelebilir sizlere ama bu gerçek. Ben burada
Kesinlikle ve kesinlikle şu kovaları dolduruyorum. Her zaman havuzu dolduramıyorum çünkü. Havuzu çabuk pisledikleri için ara ara temiz su koyuyorum. Her gün koyuyorum yani, ara ara değil aslında. Her gün bu leğenlere temiz su koyuyorum. Nasıl söyleyeyim size? Çiftleşmeleri için. Ve her zaman koyduğumda da çiftleşirler. Eski suyun üzerinde fazla da çiftleşmiyorlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hele hele hele. Dızdak kalmış orada. Kazıma saldırıyor. Bunlar da kaldı ya. Gerçi bunlar vermiyordu arkadaşlar zaten. Erke gördü. O yüzden zaten erke gördek bunu sarıyordu muhtemelen. Çünkü tüy dökümü var bunların. Yumurtayı kesti zaten. Biri yumurta yapıyor halen. O tüy değişimine girmemiş. Anam, pamuk. Geldim yine. Geldim yine. Geldiğim için pamuğum benim. Ne oldu pamuğum? Ne oldu güzelim? Ne oldu? Ne diyorum, ne diyorum? Ne istiyorum benden, ne? Ne istiyor bu ya? Ne istiyor arkadaşlar bu? Şu an tamamen mutluluk gösterisi arkadaşlar bu arada bu. Ne istiyorum, mini mini? Sevgi gösterisi oluyor arkadaşlar kazlarda bu. Kafayı uzatıp çırt çırt çırt, yani o cırlak ses çıkarması. Her zaman böyle yaparlar sevgi gösterisinde. Bu arada orada şey kalmış yine. Pislik. Yatmıştım ama. Onu da alayım oradan da. Burada ateş yaktım arkadaşlar da. Pisliği atmak için etraftaki. Etraftaki pislikleri attım. Şimdi köpeğimi de salacağım. Köpeğim de artık oraya benim merdivendeki terliği çalmış. Isırıp duruyor. Dişi kaşındığı için. Bu arada minnakları da göstereyim size. Ne kadar büyümüşler mi? Bakın bakayım. Onların yanına da gidelim. Minnaklarımın yanına da gidelim arkadaşlar. Hayır. Max, hayır. Bakın bunlar da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hayır. Çekil oradan. Nasıl arkadaşlar? Yani çoğu horoz gibi yine. Her zamanki şansımız. Genelde horoz. Hayır oğlum. Yapma. Bunlar da bu alem. Yani bu haldeler. Son durumları bu. Bu arada köpeğime de iğne yaptım bugün. 3 tane iğne vurduk. Bir parazit. Ne o benim oğlum. Ama sürekli dişi kaşındığı için arkadaşlar sürekli ısırma girişiminde bulunuyor. Kuduz aşısı yaptırdım. Parazit aşısı ve gençlik aşısı yaptırdım bugün. Hayvanımın da maşallah var. Köpeğimin. Gayet sağlıklı. Yani her zaman salmıyorum. Çünkü sokakta mesela ön tarafa geçiyor arkadaşlar. Sokak köpekleri önceki gibi öldürür diye de korkuyorum. Daha öncekini dayanamayıp dışarıya çıkardım. Ancak siz de biliyorsunuz zaten, video paylaşmıştım. Sonradan ne yapıyorsun oğlum? Beni mi ısıracaksın? Sonradan videoyu kaldırdım. Çünkü izlediğim an çok üzüldüğüm yüzden. Maalesef köpeğimi öldürmüşlerdi yani. O yüzden de bu köpeği mecburen akşamları salıyorum, ancak belirli bir saatten sonra bağlıyorum tekrar. Gerçi bağlamaya da gerek kalmıyor arkadaşlar. Çoğu akşam da bağlamıyorum. Yuvasında yatıyor zaten, buraya geliyor da. Gündüzleri hep bağlı. Çünkü sokaktan insan geçiyor, o geçiyor, bu geçiyor. Sürekli yalak oluyor. Zaten akşamları çıkardığım için hayvanı. Hadi lan, siz bir devam edin hadi. Hadi. Oğlum rezil ettin lan. Rezil ettiniz lan beni. Hadi oğlum, sizi izliyorlar hadi. Hani mini mini. Geldi mi mini? Mini 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 oğlum.
Bacağı tam düzgün olmadı arkadaşlar, bu süt beyaz dişi minik kazımın. Ancak Allah'a şükürler olsun sağlıklı yürüyebiliyor. En azından şey değil. Yani hiç basamıyor da değil. Bazen bir sekleme oluyor tabi ama şu an gördüğünüz gibi yürüyüşte gayet iyi. Zaten altını da sürekli kuru bırakıyorum. Ördeğe benzemiyor kaz. Kazın 6 yaş olunca bir de yatıyor ya. Yattığı zaman maalesef topallama oluyor. Halen atlatmış değil o süreyi. Zaten normal kaz altını kuruttuğu için bu daha kurutmakta biraz daha küçük. La oğlum bir yapmadı la. Hadi la. İzliyorlar la. Ezan okunuyor. Arkadaşlar, ezan okunacak şimdik. Hadi lan. Aa, çekmiyor, çekmiyor. Dişi çekmiyor. Dişi çekmediği için erkek de çıkamıyor tabi. Doğal olarak. Su biraz daha dolsun bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kazımız biraz dolaştı. Tekrar geri geldi. Dişi kazımız. Şimdi merak ediyorum doğrusu. Yapacak mı? Tekrardan. Hadi oğlum bir dene ya. Arkadaşlar gurk kazı merak edenler için şunu belirteyim. Yavrular çıktığı zaman video çekimi yapacağım. Şu an video çekimi yok. Takipte kalın. Yaklaşık olarak bir 10 günümüz var. İnşallah. 10 gün daha sabır. Ondan sonra video çekimi yapacağım. Kazımla alakalı. Şu anda hiçbir şekilde rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü bu sene çok az verim oldu. Sadece 4 yavrumuz çıktı. Bir de makineden çıktı 5 yavrumuz. O yüzden şimdi hiçbir şekilde rahatsız etmek istemiyorum hayvanın. Sürekli yemini suyunu da koyuyorum. Gün içerisinde çıkıyor burada yıkanıyor. Tekrar geri giriyor. Bunu ben görüyorum zaten. İş yerindeyken denk gelmiyor tabii ama akşamları falan geldiğim zaman denk geliyordu. Yani gurk kazımdan da son durum bu arkadaşlar, gurk kazımla alakalı da. Yavrular çıktığı vakit inşallah video çekimi yapacağım. Sizden de ricamdır. Destek vermek için yani altta abone ol veya beğenebilirsiniz arkadaşlar. Katıl diyerek de destek verebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.